Herkese merhaba. Enfes bir pasta yapıyoruz. Despacito pastası. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı bir karıştırma kabına aldım. İçine bir su bardağı toz şeker ilave edip 5 dakika çırpıyorum. Yumurta şekerimizi krema haline gelene kadar iyice çırptık. Üzerine bir su bardağı un, bir çay bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu ilave edip eliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tabanına yağlı kağıt serdim. Kelepçeli kalıbıma boşaltıyorum. Pandispanyamı bekletmeden önce ısıttığım 170 derecelik fırında pişiriyorum. Kekimizi ıslatmak için şurubumuzu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı granül kahve, 1 çay bardağı kaynar su, 1 su bardağı kaynar süt ilave edip karıştırıyoruz. Sosumuzu soğuması için bekletiyoruz. Pişen kekimizi kalıbından çıkartıp servis tabağına alıyoruz. Kelepçemizi tekrardan etrafına yerleştiriyoruz. Hazırladığımız sosu sıcak kekin üzerine döküyoruz. Pandispanyamızın sosunu çekerken biz de kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız için 160 gram bitter çikolata ile 80 gram sütlü çikolatayı benzin usulü eritiyoruz. Eriyen çikolatamızı soğumaya bırakıyoruz. 2 paket sıvı kremamızı bir cam kaseye alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyip köpürene kadar karıştırıyoruz. Soğuyan çikolatamızı döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremamızı soğuyan ve sosunu iyice çeken kekimizin üzerine döküyoruz. Ben üzerine çikolata ile süsleyeceğim. Siz isterseniz farklı bir yöntem kullanabilirsiniz.
Üzerine bir kürdan yardımıyla ileri geri şeklinde şekillendiriyorum. Pastamızı en az 6 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Pastamız donduktan sonra çemberin etrafından çıkartıyoruz. Çok güzel görünüyor. İstediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. Pastamız çok lezzetli, nefis görünüyor. Birçok pastaya göre gayet pratik bir tarif. Siz de çikolatalı tatlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.